Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere bebek köftesi yapacağım. Ispanak yemeyen bebekler için ıspanaklı köfte yapıyorum. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Ispanaklı köfte için gerekli malzemeler 300 gram kuzu kıyma, 200 gram haşlanmış ıspanak, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, 1 diş sarımsak, 2 dilim bayat ekmek içi, karabiber ve tuz. Ispanaklı bebek köftem için şöyle 300 gram kadar kuzu kıymam var. Ispanaklarımı buharda haşladım. Suda da haşlayabilirsiniz. Suyunu güzelce sıkın. Şöyle bir kase kadar kaldı. Hatta yarım kase kadar. 250 gram aslında burada ıspanak var. Şöyle yine elimle didikleyeyim. Haşladıktan sonra bıçakla birazcık kestim ama tekrar yapışmışlar suyunu sıkarken. Daha fazla da kullanabilirsiniz tabii ıspanağı. Daha bol ıspanaklı da olabilir. Çünkü haşlayınca azıcık kalıyor. Şöyle suyunu sıktığım bir tane ufak soğanım var. Bir tane yumurtam var. Şimdi bunu 8. aydan itibaren bebeklerinize yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? İçine sadece yumurta sarısı koyabilirsiniz. Yumurta koymadan da olur. Ama yumurta besleyici de bebeklere iyi oluyor. Benim kızım artık 1,5 yaşında olduğu için yumurtanın tamamını kullanıyorum. 1 yaş öncesi için sadece sarısını kullanabilirsiniz. Tuz kullanmayın tabii 1 yaş öncesinde. Şöyle tuzum var. Karabiberim var. Şöyle birazcık da bayat ekmek için var. Galeta unu da olur. Evde tam buğday unundan ekmek vardı. Onu kullanıyorum. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağım. Köftemi güzelce yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Kuzu kıymasıyla yumuşacık oluyor. Daha fazla ekmek eklemiyorum. Sertleşmesin daha fazla. Yumuşak olsun. Bebeklere yumuşak köfte çok daha güzel oluyor. Dolapta vaktiniz varsa 1 saat kadar dinlendirin. Hatta bir gece önceden yapılırsa köfteler daha güzel oluyor. Ama zaten fırına vereceğim. Kızartmayacağım. Dağılma ihtimali yok. Şöyle göstereyim yumuşaklığını. Dolapta beklerse birazcık daha toparlıyor, köfte çekiyor. Benim şimdi vaktim yok. Şekil vereceğim. Hemen fırına atacağım. Köftelerim fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurutmadan pişireceğim. Bir 15 dakika bu şekilde pişireceğim. 15 dakika sonra tersini çevireceğim. Alt tarafı da beyaz kalmasın, üzeri de güzelce kızarsın diye. Toplam 30 dakikada pişmiş oluyor köftelerim. Ve köftelerimi şimdi fırına veriyorum. Köftelerimi fırından aldım. Dediğim gibi 15 dakika sonra diğer yüzünü çevirdim. Diğer yüzü de güzelce kızarsın diye. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şöyle göstereyim. Zaten kuzu kıymasından köfte yumuşacık oluyor. Son derece de yağlı bir kıymaydı. Hiç kurumadı, yumuşacık pişti. Kızım şimdi yumuşak yumuşak yiyecek. Sabırsızlıkla bekliyor. Hadi şimdi Nisare bunları yiyelim mi? Hadi yiyelim. Havhav mı yiyorsun? Aa, havhav yiyecekmiş. Nisare köftenin yarısını yedi bile. Hadi birazcık ben yardım edeyim sana. Aç bakalım Sare. Güzel mi? Bir güzel yap bakalım. Elini şöyle bir güzel yap bakalım. Çok mu güzelmiş? Bütün bebekler yesin değil mi Sare? Elini silelim. Bütün bebekler yesin. Hadi bakalım kaşığını tut sen ye. Herkese afiyet olsun de. Yapan bebekler de yesin de. Bu köfte çok güzel, çok faydalı de. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Yap Sare. Bay bay.